Sipariş kumaşlar geldi. Sevkiyattan önce bakmak istersen. Sen kontrol ettiysen ben bakmayayım. Ben de oradan geliyorum. Bir sorun yok. Hayırdır kuzen, bu ne? Önemli bir şey değil. Canım, önemli olmasa bu kadar yaklaştırmazdın. Kim bu kadın? Bir müşteri. Müşteri? Müşteri ilişkileri konusunda sana ders vermek bir kaddime değil ama biraz acemilik değil mi bu yaptın? Ne sana ne de kuzanlara göre. Sen de yaşlandıkça ahlakçı dayıma benziyorsun. Neyse. Bir durum olursa ben Eylül'ün yanındayım. Bu oldu galiba. Ne demezsin. Şunu bir poşete koy. Hemen. Hadi ama acelem var. Hemen efendim. Ne kadar bunlar? 65 lira. Hanımefendi, para üstünüz. Gerek yok. Aşkım, hemen gidiyoruz şu iğrenç yerden. Şu almak zorunda kaldığım şeylere bak ya. Fena değil miyiz? Hadi Kemal, çabuk. Melis bekliyor. Hanımefendi. Hem de aynı şansını aldı, yüzü gösterecek bana. Hanımefendi. Filerinizi unuttunuz. Neyse, geri döner herhalde. Sen daha çıkmadın mı? Birkaç işim daha var kuzen. Misafir olayım yine. Oho, senin de eline iyi ki bir koz verdik ha. Takılıyorum canım. Evet, bu kadar çalışma yeter. Ben çıkıyorum. Ben de geliyorum, bekle. Tamam. Siz daha buradasınız galiba. Evet. İyi çalışmalar. Kolay gelsin. Salak herif. Selim, hemen odama gel. Sizin mağazanın oradaydım bugün. Bakındım, göremedim seni. Yürüyerek geldim ben. Dur, ben koyarım. Sen zaten yorulmuşsundur. Annem dün gece kaçta yaptı şu böreği bak, hatırlamıyorum bile. Tutmasam o saatte getirecek size. Sabah da binbir tembihle çıktı evden. Aman illa söyle Bahar'a gelsin, bu börekten yensin, çok sever diye. Canım Nazire teyzem. Ben de annem gibi severim Nazire teyzeyi. O da seni kızı gibi sever zaten. Kemal aramış, yetişemedim. Bu kadar sıkıntının, taşınma telaşının içinde bir de fazla mesai çıkardım. Kusura bakma. İş her zaman önce gelir. Ayrıca benden çok sen uğraştın bu işle. Çok canım. Sen olmasan hakikaten bitiremezdim bu işi. Çok sağ ol. Yukarı kahve içmeye davet edeceğim ama... Geç oldu. Eve gidelim. Teklif var, ısrar yok. Güle güle. Hoşça kal.
Evet, seni dinliyorum. Bir açıklaman vardır herhalde. Ben ettim sen etme. Sandığın gibi değil. İnsan yediği kapa ister mi be? Vallahi istemeden, yeminle çok zor durumdaydım. Zorda kalırsam herkesi satarım diyorsun yani. Yok, ben mecbur kaldım. Allah aşkına Tunç Bey, geri ödeyecektim. Tamam be tamam, bana martaval okuma. Senin gibilerin ciğerini bilirim ben. Bu yaptığının bedelini ödeyeceksin. Alo, Kemal kardeşim, iki saattir arıyorum, açmıyorsun telefonu. Ha, öyle mi? Frenler mi? Tamam tamam, hallederiz ya. Tamam hallederiz. Bizim Necit abiye götürürüz, hallederiz ya. Ha ha. Tamam o zaman. Ha, ne filmi? Ha tamam o zaman. Tamam konuşuruz. Hadi bay bay. Tamirci lazımmış da ondan aramış. Şey, bir de film falan dedin galiba. Sinemadaymış, aradayken aramış. Ya şu dıt 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 bir konuşturmadı beni, gideyim bir şarj takayım, geliyorum. Acil işi sinemaymış demek. Bir de yalan söylüyor. Sanki ben zorla çağırdım. Bulamadım şarj aletini. Berat, ben gideyim artık. Senin miydi? Ders notlarım yere düşünce arasına karıştı herhalde. Berat, ben artık gideyim. Geç oldu zaten. Otursaydın daha Bahar. Hem zaten annem gelecek birazdan. Annemle de oturursunuz. Bak hem çayını da içmemişsin. Yok, dedim ya, geç kaldım. Gideyim ben. Her şey için çok sağ ol Berat. Görüşürüz. Görüşürüz. Yürek yangınımsın sen benim. Canım, iki gözümün çiçeği. Şart oldu artık sana yazmak. Konuşmak isterdim seninle. O güzel gözlerine baka baka söylemek ama... Kesin okudu abi. Başkasına yazdığımı zannediyor ya. Efendim Eylül. Cüneyt, Cüneyt çabuk yetiş, eve giremedim. Sanırım hırsız var içeride. Dur sakin ol, emin misin? Eminim. Yani bilmiyorum. Çabuk gel Cüneyt, ne olur. Tamam, hemen geliyorum, bekle. Acı bana Tunç Bey, öldüreceklerdi. Kimseden para bulamadım, mecbur kaldım çalmaya. Tamam tamam, çekil. Bunu da bir hata sayacağım. Son bir hata. Ama aramızda kalacak. Allah senden razı olsun beyim. Adamsın, büyük adamsın. Tamam tamam, affettim. Ama şimdilik... Her şeyin bir bedeli var. Ne istersen beyim. Bundan sonra ayağına denk alacaksın. En ufak bir yanlışında ipini çekerim. Asla. Bana olan borcunu ödeyeceksin. Uslu olur, sözümden çıkmazsan iyi anlaşırız. Çıkmam. Köpeğin olurum abi. Sen ne dersen o. Benim bir yardımcıya ihtiyacım var. Senin gibi gözü kara bir yardımcı. Buldum bile beyim. Aha buradayım. Sağ kolun olurum. Yani her konuda bana güvenebilirsiniz efendim. Bundan sonra en sadık adamınız benim.
çok korktum. Tamam. Sakin ol, ne oldu? Eve girdim. İçeriden sesler geldi. Çok korktum, hemen çıktım. Tamam. Ben bir bakayım. Ben kusura bakma, rahatsız ettim seni. Geçmiş olsun. Ben artık gideyim. Ben çok mahcup oldum. Seni de yordum buraya kadar. Ama bu sefer kahve teklifimi geri çevirmezsin, değil mi? Eylül, yanlış anlama ama hayatımda başka biri var. Yani? Ne demeye çalışıyorsun sen? Yanlış anlama bak. Cüneyt! Yanlış anlayacak bir durum yok. Yeterince açıktın. Hem sen ne zannettin beni? Eylül lütfen. Cüneyt! Buraya yeni taşındım. Sizden başka tanıdığım kimse yok. Senden yardım istemekten başka çarem yoktu. Ama bu hep böyle. Güzel bir kadınsan, bir de yalnızsan, herkes seni her şeye hazır sanır, değil mi? Eylül tamam, özür dilerim. Handancığım, hadi şunu iç de bir an önce iyileş. Sağ ol Yıldız ablacığım. Gerçekten çok iyi bakıyorsunuz bana. Annemler gelene kadar da başınızdayım artık. Ay aşk olsun, ne biçim lafı öyle? Kolun nasıl oldu? Daha iyi Yıldız ablacığım. İyileşmesi için de acelem yok aslında ama Kemal hep böyle yanımda ya. Çok mutluyum. İlahi, sen iyileş de istediğin zaman gel. Öyle de hiç yanımda olmuyor ki. Ya bir kaza olacak ya bir hastalık olacak. Ancak öyle işte. Geldi. Aşkım ne oldu? Nereye? Halletmem gereken bir iş var. Hemen dönerim. İyi. Git bakalım. Görüşürüz. Duran, orada gördüm seni. Neden oradan bilmedin? Düğün salonuna şekerleri verdim. Hem fena mı oldu? Bak senin sırana denk geldim işte. Nasıl süslenmiş sana geleceğim diye. Ha, ben sana söyleyeyim. Bu davetiye de bahane. Sevgi sabah buradaydı. O niye getirmedi? Oğlum. Hoş geldin anne. Hoş bulduk. Hoş bulduk da oğlum nereye? Ay hayırdır inşallah. İnanamıyorum bu başıma gelene. Bir kadınla bir erkeğin arkadaş olabileceğine bir tek ben mi inanıyorum bu hayatta? Eylül, tamam yanlış davrandım, özür dilerim. Çok bozuldum. Ben o kadar basit bir kadın mıyım?
Bir erkeğe asılacak, onu rahatsız edecek bir kadın mıyım ben? Tamam. Ateş kes ha. Teklifin hala geçerliyse kahveleri ben yapayım. Ben yaparım. Bahar. Kuzum sen buraya da mı çiçek dikiyorsun? Hani Kemal'le ıhlamur dikecektiniz. Yok anne. Böylesi daha iyi. Hem Kemal'in bir işi çıkmış. Gelemeyecek. Sonra gelirdi ne olacak? Anne. Kemal artık gelmeyecek. Sen bugün neden öyle gittin apar topar? Ben hiç. Ben biliyorum. Mektup yüzünden değil mi? Yo, ne mektubu? Biliyorum Bahar. Okudum mektubu. Aslında iyi ki de okudum. Yani çünkü sen okumasaydın ben sana verebilir miydim bilmiyorum o mektubu. Yanlış anlama, korkudan değil. Yani ben hayatım boyunca bugünü bekledim. Sana bunları söyleyebilmeyi. Seni sevdiğimi. Berat, ben... O mektup sanaydı Bahar. Başka sana yazılmadı. Eylül. Gerçekten çok özür dilerim. Ben bu konuda çok hassasım. Hayatımdaki insana karşı yani. Belki de geçmişimde yaşadığım şeyler içindir. Neyse. Daha önce aldatıldın mı? Bu konuda konuşmam aslında. Ama evet. Çok kötü bir şeydi bu. Haklısın. Rahatsız olmasan dinlemeyi çok isterim. Klasik hikaye. Çok seviyorum diye başlar. Sonra her şey alt üst olur. Kafanda kurduğun mükemmel dünya. Masumiyet. Sevgi. Sonra her şey yıkılır. Sonra da herkesten şüphe etmeye başladın değil mi? Ama sonra Feride çıktı karşıma. Benim masum Feride. Dünyayı yeniden kurdu kendi elleriyle benim için. Ben bir daha sevemem diyordum. Aslında sevgi nedir bilmiyormuşum. Feride. O çok şanslı biri. Ben de öyle. Bir arkadaş şarap. Onu görmeden bu gece bitsin istemiyorum. Ben kalkayım. Her şey için teşekkürler. Her zaman beklerim. Thank you.
Ben seni sevmediğim hiçbir zaman hatırlamıyorum, biliyor musun? Sanki hep seni sevmişim gibi. Sanki hep sana aşıkmışım gibi. Berat. Bahar, bir dakika kesme sözümü. Çünkü şimdi konuştum yoksa bir daha yapamam bunu. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Yani gecem sen, gündüzüm sen, sabahım sen, akşamım sen. Hep sen. Hani üniversiteye gitmeden önce bir gün belki İstanbul yazarım, belki orada okurum demiştin, hatırlıyor musun? Daha liseye gidiyordun o zaman. Kırmızı bir gömleğin vardı üzerinde. Böyle saçlarını tepeden toplamıştın. O zamanlar hep öyle toplardın zaten. İşte ben o gün... Sana içiyorum Cüneyt. Bu eve kendi isteğinle geleceğin günleri içiyorum. Hareketlerine dikkat et. Kendine çeki düzen ver. Bu evde yaşadığın sürece benim kurallarıma göre yaşayacaksın. Bu aileye yakışır şekilde davranacaksın. Haddini bileceksin. Senden nasıl vazgeçerim? Nasıl? Bahar. Annem. Çöktün kaldın burada kuzum. Üşüyeceksin, hadi gir içeri. Birazdan girerim anne. Berat niye gelmiş? Hiç. Öyle uğramış işte. Aklın o çocukta değil mi? Kemal'de. Ne ilgisi var anne? Sana ne anlatacağım? Anneannen rahmetli gözünden anlardı. Üzülmüş müyüm? Sevinmiş miyim? Ağlamış mıyım? Sevdalı mıyım? Ben de senin gözünden anlarım kuzum. Sen sevdalı mısın Kemal'e? Anne, benim aşkla sevdayla uğraşacak zamanım yok. Hem sen demedin mi bu sabah zaten? Merak etme sen. Ne aşk, ne sevda. Böyle şeyler üzmez beni. Annem. Hadi kuzum. Üşüyeceksin. Gelirim birazdan.